Herkese merhaba. Suudi Arabistan'daki savaş, Britanya ile Pentagon arasındaki savaştır. Amerika'da ve İngiltere'de son zamanlarda gerçekleşen terör eylemleri de bu sebepten çıkmaktadır. Yani DAEŞ veya IŞİD'le bir alakası yoktur. Peki Amerika ile İngiltere'nin alıp veremedikleri ne? Tabii ki de yeni dünya düzeni. İkisi de başrolde olmak istiyor. Başrol olmanın en önemli şartlarından birisi de yeni İpek yoluna sahip olmak. Petrolü Çin'e kim verirse İpek yolunun sahibi o olur. Peki petrol kimde? Suudilerde. Platform'un hazırladığı raporda Salman bin Abdülaziz El Suud'un yeterli ömrü olmadığı ve yeğeni Muhammed bin Naif'in yerine oğlu Muhammed bin Salman'ın getirilmesi kararlaştırıldı. Bu durum Pentagon'un fikriydi. Naif Britanya, Salman ise Pentagon yanlısı. Prens Salman da darbeyle bütün prensleri tutuklatarak Pentagon'un emirlerini yerine getirdi. Böyle bir atağı beklemeyen Londra, krala 2 trilyon dolar rüşvet teklif etti. Prens teklifi kabul ederse Aramco Londra borsalarında işlem görecek. Aramco'ya sahip olan yeni dünya düzenine sahip olacak. Açık ve net. Neden mi? Aramco, G8'deki 3 ülke hariç dünya üzerindeki her ülkeden daha büyük bir şirkettir. Bu yüzdendir ki şu anda Suudi Arabistan'da ince hesaplar dönüyor. Prensin kimin teklifini kabul ettiği belli. İşte ABD çok önde gözüküyor. Çünkü Trump'ın damadı Jared Corey Kushner'ın arası Rothschild ailesiyle çok iyi. Eğer ABD Rothschild ailesini yanına çekmeyi başardıysa Avrupa'dan da kopuş sürecinde olan İngiltere yalnız kalma ihtimaliyle karşı karşıya. Belki de Rothschild ailesinin bir planıdır bu ve amacı İngiltere'nin başına geçmektir. Kim bilir? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.